Deva Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurul üyeleri, Muş İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, sevgili Muşlu gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basının değerli temsilcileri, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Muş Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz ben ve arkadaşlarımın hükümette olduğumuz dönemde demokratik haklarla ilgili gerçekten çok önemli iyileştirmeler yapılmıştı. Bugün ise baktığımızda geldiğimiz noktada bu iyileştirmelerin birer birer geriye döndüğünü görüyoruz. Adeta filmi geri sarıyorlar, terse sarıyorlar. Bizi 90'lı yılların karanlığına tekrar götürmeye çalışıyorlar. Bakıyoruz şöyle bir gündeme bakıyoruz. Çete liderleri tehditler savuruyor. İktidarın küçük ortağı da çete liderine metiyeler düzüyor, sahip çıkıyor. Büyük ortak ne yapıyor? Bunu izliyor. İzlemekte de zımnen o da sahip çıkmış oluyor. Sadece bu da değil. Biliyorsunuz bir de küçüğün de küçüğü bir ortak daha var. Ne diyor? Geminin rotasını biz çiziyoruz diyor. Kaptan orada mı diyor? Gemi diyor. Bizim çizdiğimiz rotada ilerliyor diyor. Hani şu 28 Şubat'ın destekçisi olan, biliyorsunuz 28 Şubat'ın destekçisi, o küçüğün de küçüğün ortağı biliyorsunuz. Ben şimdi değerli arkadaşlarım o kadar üzülüyorum ki. Düşünün, şöyle bir 2002'yi düşünün. O 28 Şubat'ın zulmünü düşünün. O 2001 krizini bir düşünün. O 2002 seçimlerinde şu andaki iktidar partisine, şu andaki iktidarın büyük ortağına destek verenler, oy verenler bugün acaba ne hissediyor? 28 Şubat'ın karanlığına destek verenlerle bugünkü iktidarın büyük ortağının aynı rotada seyretmesine acaba ne diyor? Değerli arkadaşlarım, gerçekten halkımız büyük bir hayal kırıklığı içerisinde. Derin bir hayal kırıklığı içerisinde. Plansızlık, programsızlık, vurdum duymazlık, oturup bir strateji yapan bir ekip falan yok artık. Türkiye'nin bütün konusu gidiyor külliyeye. Külliyede 1200 oda var biliyorsunuz. Ama o 1200 odada hiçbir sorun çözülemiyor. Eğer hasbelkader o bir odaya girerse, nihai son odaya, ve o odadaki kişi de o soruna bakarsa ancak orada karar verilebiliyor. Bu koskoca ülkenin sorunları değerli arkadaşlar tek bir karar mercinin tarafından çözülemez. Mümkün değil. Bu ülke çok büyük bir ülke. Bu koskoca ülke bir kişinin iki dudağı arasına sıkışamaz. Bu ülke büyük bir ülke. Artık Türkiye'nin devası var, Muş'un devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.